Adım Yusuf Koç. 1998 yılında Niğde'de öğretmenlik yaparken sınıfıma Atatürk'ün tüm bozkurtlarıyla birlikte biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Türkiye Türklerindir. Gene Gazi Mustafa Kemal'e yapılan başbuğluk teklifiyle birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün başbuğluk ünvanını kabulüyle ilgili telgraflarını ve dönemindeki ordu komutanlarıyla birlikte tüm siyasilerin başbuğulu mesajlarını sınıfıma asmıştım. Bu yüzden hakkımda memuriyetten ihraçla bir soruşturma açılmıştı Türkçülükten ve ırkçılıktan dolayı. O dönemde ana sol dev hükümeti vardı, mevcuttu. Bu hükümet döneminde Sayın Saadet Somuncuoğlu Bey'e gittiğimde soruşturma dosyasını incelemiş ve kendisi bu olayı en üst düzeye kadar götürmüş, bakanlık seviyesine kadar da taşımış ve benim memuriyetten ihracımı engellemişti. Kendisi son derece idealist bir dava adamıydı. Hatta öyle ki burada şunu söyleyeyim, vefat etmeden yaklaşık bir ay önce benden 1978 CHP kongresindeki Bülent Ecevit'in yaptığı konuşmalarla birlikte gene 1954'te Türk Milliyetçiler Derneği'nin kapatılmasıyla ilgili Menderes'in Gaziantep'te yaptığı konuşma metinlerini gazetelerden bulmamı istemişti. Kendisi çok rahatsız olmasına rağmen ben bunları bulup tedarik edip kendisine yollamıştım. Hatta şöyle demiştim. Demiştim ki Sayın Başkanım, siz çok rahatsızsınız. Biraz dinlenseniz. Kendisi de demişti ki son nefesimize kadar bu millete hizmet edeceğiz. Bu millete gerçekleri anlatacağız demişti. Sadi Bey anlatmak birkaç dakikayla ya da birkaç kitapla mümkün değil. Kendisi çok büyük bir dava adamıydı. Büyük bir Türk milliyetçisi, iyi bir devlet adamı ve onun ötesinde tam bir örnek alınacak bir insandı. Bizim İç Anadolu'da meşhur bir laf vardır. Adam gibi adamdı, Sadi Bey de adam gibi adamdı. Allah yattığı yeri cennet mekan eylesin. Şundan eminim ki kendisi cennettedir. Hayatı boyunca hiçbir şaibeye, hiçbir yanlışlığa karışmamış. Kendisi doğru bildiği Türklük ve Türkçülük davasıyla dürüstlükten hiç ayrılmamıştı. Allah ailesine, Türk milletine ve hepimize sabırlar versin. Hepimizin başı sağ olsun. Yattığı yer cennet mekan olsun. Ben Ali Koç. Tarihi gerçekler ışığında belgelerle Mustafa Kemal Atatürk ve belgelerle Türk Milliyetçi Hareketi'nin lideri Başbuğ Atatürk kitaplarının yazarlarıyız. Bu kitapların yayınlanmasında Sayın Saadet Somuncuoğlu'nun maddi ve manevi katkıları çok büyüktür. Kendisi vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin, cenneti mekan olsun. Türk milleti ve Türk dünyası ve dünya Türklüğü büyük bir devlet adamını, büyük bir fikir adamını ve büyük bir mücadele insanını maalesef kaybetmiştir. Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.